Selamünaleyküm değerli YouTube seyircilerim, abonelerim, arkadaşlarım, dostlarım. Tekrar herkese hayırlı Ramazanlar, kolay gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Mevlana diyarından kucak dolu sevgiler, saygılar. Yine bir Peugeot videosuyla karşınızdayız Allah izin verirse. Düzce merkezden, Selim Can Tok abimizin bunu bir hurdacıdan bulmuş motoru. Eski 105 kobralardan öyle diyeyim, platinli sistemdi. Elektroniğe çevirdik. Ayaktan marşın takabı dedi. Silindiri küçük kafaydı, 103'tü. Onu değiştirdik. Eksosunu değiştirdik. Gurtner garnitörü vardı, eski model. Onu değiştirdik. Bayağı bir deform olmuş. Abi bunu bana tertemizlere temizle. Mis gibi yap. Bana gönder. Ben bunu ihtiyaç için bineceğim. Allah izin verirse tertemizlere olsun. Gereken neyse yapalım dedi. Biz de yaptık tabii ki. Ne yaptığımızı anlatalım. Kapak kendi üst kapağı. Bu vesilelerinden bu soru bazı sorular cevap vermiş oluyor. 105 değil de ayırsal 46 veya 105 olsun o da sorun değil. 103 silindir kapağı olur. Ama çok da öyle fazla sıkıntı falan da yapmaz. Yani bu küçük kafa o büyük kafa öyle bir şey yok abicim. Gerekirse çift conta atarsın buraya ki atmayın. Ben atmıyorum zaten. Hani kafanıza takılırsa diye söylüyorum. Tek contayla tertemizler, kalenderik yanıma contayla takarsan bu kafayı olur. Herhangi bir şekilde 105'tir, 46'dır yani bir sıkıntı olmaz. Debriyajı bu şekilde. Debriyajındaki vidaları 6 tane olur. Ben bunu 4'e düşürdüm. Çift yay taktım. Bir kendi orijinal plorunu taktım. Motor daha biraz daha rahatlasın, hafiflesin diye retten. Ondan sonra ne yaptık abicim? Bu egzoz taktık buna. Çok eski bir egzozu vardı, eski model buradan düz çıkanlardan. Onu değiştirdik abicim. Abi ben sessiz bir egzoz, güzel bir şey istiyorum dedi. Tamam dedik. Tesisatları temizledik. Tertemizden ayarladık bunları da. Garotörü eski modelde Gurtner garotör. Bunu değiştirdik. Şimdi arkadaşlar, Çin malı garotör veya Japon malı yazanlar tamam bir sıkıntı olmaz. 19,5 demiyorum bak 15-15 tiplerinde. Tertemiz, yıkamazsan, herhangi bir şekilde su kaçırmazsan veya depondan pislik gelirse sadece şu alt kapağı sökersin abicim. Bunu temizlersin, güzel bir hava tutarsın. Şunları da fazla sıkıntı, iyi bin attırmadan şu vidaları, biliyorsunuz bunları, biraz naziktir. 19 da olsa, iyisi de olsa böyledir. Bunları güzelce sıkarsan, buraları fazla oynamazsan, bunlar kolay kolay benzin kaçırmaz, sıkıntı da olmaz. Yani illaki dölört olması, İtalyan olması şart değil. Yani kimilerin marka takıntısı var, o da onun bileceği bir şey tabii ki. Ayaktan marşını yaptık abicim buna. Birkaç tane daha önce bir haber aldım. Bazı ustalar bir yerlerden ayaktan marşı bulmuşlar. Kendi orijinal olmasına rağmen takamadık abi diyor. Bastığın zaman cırt cırt boşa çıkıyor diyor. Düzgün takmayı bilirsen, işin ehli olursan hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece gerektiği şekilde, gereken ayarları düzgün bir şekilde biraz da tecrüben varsa yaparsan motora bastığın zaman çalışır. Kasa koyduğun zaman gider. Düzgünle eğer bir rodaj yaparsan hiçbir sıkıntı olmaz. Niye yapsın ki yani düzgün bir ayarla motorla eğer benzinine dikkat etmediysen, rodaj yapmadıysan motor niye patlasın, niye kitlesin, niye bilmem bozulsun? Adam, ben diyorum ki adama, benzinin yağını ilk rodajı varsa, sinir sıfır gibiyse bir ay boyunca litre 45 gram yağ koy. Ölç, illaki ölç. Adam bunu ölçmüyor, 60 gram, 80 gram yağ koyuyor. Ondan sonra bucu ölüyor. Böyle yağlı benzin bucu öldürür. Peki ne oldu? Sök tak buranın iyi bozuldu. Ama mod tekliyor. Abim mod tekler. Bol yağlı benzinde buji ölür. Tekleme yapar, öksürme yapar. Neden işte bazı yorumlara karşı ben cevap vermeye çalışıyorum. Neden 45 gramdan fazla koy? Ya çok daha iyi mi olur? Ya iyi olmaz. Azı karar çoğu zarar. Bunu biliyorsunuz yani. Bunları söylememe rağmen ondan sonra niye bu motor hani böyle oldu şöyle oldu? Abi dediğin yaparsan bir şey olmaz. Ben niye yanlış yönlendireyim ki? Niye olmamış bir şey olmuş gibi anlatayım ki? Yani amaç burada tabii ki elimden geldiği kadar bazıları bilgilendirmek. Tabii ki biraz da reklamımız. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaten bunu tesisatlarına daha önce anlatmıştım. Daha önceki videolarımda var. Bu makine abi ses verelim bakalım nasıl olmuş. 46 ayırsa birinci sınıf silindir. Burayı niye bantladım? Burada plastik burçlar var ona düşmesin diye. Bunlar da şuralarda plastik burç olur. Bunlar olmazsa motor arada ne yapar abicim? Motor paradan olur abicim gezer. Zırıltı yapar. Zırr şuraları öttürür. O plastik burç illaki lazım. Onlara da dikkat edin. Hadi makine ses verelim bir.
Dediğim gibi tertemiz yaparsanız ara keçelerine, contalarına iyi bir ayar yaparsan, iyi bir karotörler yaparsan, iyi bir güzel bir eksos takarsan motobere tın 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 zenit saat gibi sayar. Bir de şunu söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bakın ne dedim? 103 kartel. 46 ayırsa birinci sınıf. Karotör 15-15. Bu motora kaç dişli takılır? En çok soru aldığım şey. Sorulan sorulardan bir tanesi. Bu motorun en güzel gideceği şekil nedir abicim? Eksos kapalı. Motorun performansı çok güzel. Bu eksos her zaman için bu silindire güzel araştırma yapar. Ayar, debriyaj ayarı da çok güzel. Tamam peki. Bu motorun ön dişlisi ne olması lazım? 11. Hadi 12 tak. Arkaya da 38 takarsın veya 36 takarsın. Pardon, özür dilerim. Yanlış oldu. Push dişli takacaksın abicim. O daha küçük dişler olmaz. Ama ön taraf 11 ise o zaman 38'e takabilirsin. Yemiyorsa bir büyüğünü takacaksın. Hiçbir zaman için bunu böyle yaptık. Hemen arkaya 36-38 tak veya 45 tak. Ondan sonra ön taraf 11 tak. Bu motor sürat yapacak. Öyle bir şey yok. Bayar abi. Nasıl bayar? Motor ne kadar güçlü olursa olsun. Arabaya bir vitesi kaldırdım direkt 4'e atsa ne olur? Kalkmaz. Hırıltı yapar. Bilmem ne yapar. Bir sürü zorlama yapar. Onun gibi. İlla dişlenen sürat artmaz abicim. Bunu da söyleyeyim. Bir daha söylüyorum. Şu motora göre benim takacağım en güzel dişli sistemi ince kayış olma kaidesiyle ön 11, arka 45 abicim. Yani puh dişlisi. Genel adıyla. Hepsi bu. Bu soruna cevabını vermiş olayım. Bu arada ayaktan maaş da gayet güzel oldu. Bunu ben alın motordan aldım. Ne yaparsanız yapın. Alın motordan aldırmış olduğunuz bu ayak marşı arka tablası eğer kendi orijinal olmazsa oturmaz abicim. Abi uğraştık yaptık ettik uğraştık olmadı. Abim biraz da senin takmandan meydana gelir. Düzgün vidaları sıkmazsan, düzgün yana takmazsan böyle basınma cırt diye yapar geçer abicim. Bu ne yapıyor? Hadi. Hadi bir daha. Abi düzgün takılan, güzel emek veren hiçbir şey insanın yüzünü yani her zaman yüzünü güldürür. Bakın. Şimdi bir 46 çift sekman aysel ya. Torku bayağı kuvvetli. Elimle basıyorum. İlk etapta ondan almıyor. Ayakta bassam bu böyle olmaz. Bakın tek marşta. Bir şey daha söyleyeyim. Diyorlar ki ya abi senin dediğin gibi motoru taktık diye tertemiz topladık. Sindiri değiştirdik. 15-15 karotörü taktık. Motora gaz verdiğimiz zamanlarda motor gazı verip de saldırma dırırırırırır yapıyor diyor. Yani seninki uğunma yapmıyor diyor. E abim diyorum her zaman için içteki meme var. O memenin ayarını düzgün yapmazsan alttaki memeyi ona göre motorun gazlemesine göre ayarlamazsan o motor blalalala da yapar. Biraz komik abi, tabir oldu kusura bakmayın. Ondan sonra düzgün de gaz yemez. Özür dilerim ya kendime gülüyorum yani yaptığım taklide gülüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ondan sonra böyle gaz yemez. Ama düzgün yaparsan da kontrolünü çalışır. Gaz verdiğinde de aynen böyle olur. Bu videoyu çekerken bundan 10 dakika önce bir telefon geldi. Adam Peugeot topluyormuş. Silindir almış 580 liraya. Çin balı silindir. Ya ben ne diyeyim ona sana? Ya abi işte şöyle böyle. Ya Çin balı silindirlerinin bu motor ne kadar çalışır, ne kadar sayacak, ne kadar kalkacak? İlk 15 dakika güzel çalışır, böyle sert durur. 15 dakika olsa silindir ısınır. Genişleme yapar. Piston zaten ona göre, silindir ona göre. Tam 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 vuran motoru 15 dakika he 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 etmeye başlar. Abi param yok. O zaman yapma abi 103 dursun ya. İlla 600 lira verdim. 800 lira verdim. İşte Çin balı taktım. Bu çok gidecek. İyi kazacak. Çekecek. Bilmem. Öyle bir şey yok abi. Çin balı almaktansa silindiri büyütmektense 103 dursun daha iyidir abicim. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bir şey daha gösterelim size.
Durum bu şekilde. Kaliteli malzeme, iyi bir tecrübe, iyi bir ustalık. Her zaman yüz güler. Attığınız taş ileri gider. Bir de şöyle bir şey. Avans sahir yapmaya çalışıyorlar. Bak Çin malı sindire avans sahir yapmayın abicim. Çok çabuk daha kitler. 580 lira almış dediğim arkadaşım var ya, o öyle söyledi bana. Çok çabuk kitler. 580 lira 600 lira boşa gider. Verdiğin emeği zaten saymıyoruz. Kaliteli yapın. Kaliteli kullanın. Yapamıyorsanız yapana gönderin. Her zaman söylerim. Herkes bildiği iş yapsın abicim. Kaliteli şey burada. Durmak yok, çalışmaya devam inşallah.